Bu hafta sonu yine güzel bir ekiple beraber farklı rotalardan Gürle Dağı'na tırmanmaya başladık. Rıza abim, Mehmet hocam, Ali hocam, Zeki abim. Buradaki ağaçlar devrildi abi. Yağmurdan dolayı devrildi ağaçlar. Burayı açtı. Normalde toprak burada vardı zaten. Patika yol çöktü yani. Tabii de yok. Yağmurdan bak, ağaç köküyle beraber rüzgar ve yağmurdan devrildi. Evet, kaya tepeden yuvarlanıp dere yatağını kapattı. Bu kaya yukarıdan koptu. Oradan koptu. Evet, burası da küçük. Yarın öbür gün bu ağırlığa dayanamayacak bu. Biraz daha yağmurdan burayı komple aşağı doğru dereye gidecek bu şey. Evet abi. Bak bu kaya tabi oradan buraya düştü. Şimdi o toprağı yumuşamaya başlasın, biraz daha o devrilecek aşağı doğru. Aşağıda Allah'tan ev yok. Direkt derenin içerisine. Nereye kadar giderse. Bu devrilir. Burada durmaz bu. Ama bu başka yerden yine kaçmış. Bu kallandan. Bu çok da abi. Ya yataklar bozulduysa. Efendim abi. Evet abi. Karşı taraftan çıkıyorduk yukarıdan. Arabayla da o kamyonetin olduğu yere kadar geliyorduk. Çeksin diye oradan köye su alıyorlar dediğim gibi. Bak bayağı bir yemiş yapıyor. Sistemi kurmuş adam. Su çekiyor. Evet. Abi nereye? Kenara bir etmen lazım. Yolcan olmasın abi. Şöyle kenara, şuraya. Heh, oraya yak abi. Ne oldu? Ne kadar olsun? Aç abi biraz da. Yok biraz geniş atsın ya. Evet, Rıza abim doğaya ceviz dikimini yapıyor şu anda. Rıza abi onu biraz daha bastırsaydın. Çünkü... Tamam. Tamam da abi. Yani sincap gelecek mi acaba? Şşşt, hırsız var. Şimdi o ceviz büyüyecek. Ve sana yüzlerce ceviz verecek. Mehmet hocam. Dere güzel. Şu an ter çok temiz. Yürü yürü akıyor. Karlar da yukarıdan eriyor. Birazdan manzaranın doruk noktasına doğru gidiyoruz. Bizi takipte kalın. Yine bir hafta sonu. Muhteşem bir hava. Doğa her zaman güzelliğiyle beraber. Ekip sağlam. Doğa gezginleri. Orhan Gazi Yaşam ve Doğa Grubu. Şu güzellikleri yaşayamayanlar, ne diyelim? Yazın o derede yüzeceğiz. İnşallah. O dereler yazın bizi bekliyor. Harika. Yazın böyle patika yollardan değil, derelerden gideceğiz. Oradan oraya dalıp oradan oraya çıkacağız. Bu yaz inşallah olacak. Evet, bu tavşan memesi denilen bir şey.
Gayet güzel. Alo hocam, bu tavşan memesi deniyormuş buna. Tavşan memesi. Evet, tavşan memesi. Bir saniye, bir daha söyle onu. Tavşan memesi. Tamamdır. Doğa öğretir. Doğa öğretir. Doğa. Doğa muhteşem ya. Bak, dere oradan bir yerden tıkanmış demek ki. Hemen tıkanaklık orada bir yerde. Abi, tıkanıklık burada zaten. Ne? Burayı, buradan su gitmiyor buraya. Nasıl abi? Gazdan aşağı. Abi yine buraları kazmış defineciler. Evet. Defineciler müthiş bir şekilde kazı yapmış burada. Ama gerçekten burada yapı olduğu belli oluyor. İyi bir çalışma yapmışlar. Buraya asıklanılır mı ya? Su kaynağı var. Evet, bu doğal bir su kaynağı. Yukarılardan gelen. Maalesef yine bir define kuyusu. Doğaya uyumlu çalışıyorlar. Doğaya uyumlu çalışıyorlar. Köpeklerin akrabası var ya. Gerçekten çok büyük azimle beraber kazıyorlar. Evet yani. Herkesin hazzi değil aslında. Değil. Rehberimiz Rıza abi, cevizleri ne yaptın? Neler? Rıza abi cevizlerin 5 tanesini dikiyor, bir tanesini yiyor. Doğa muhteşem. Suyun sesi, doğanın güzelliği, bol oksijen. Hele bir de sizinle beraber olan değerli dostlar olduktan sonra her şeye değer. Ali hocam. Evet, harika. Evet. Dere harika Ali hocam. Sizleri seviyorum. Harika. İnanın ki insan huzur buluyor. Doğa bir harika. Gerçekten muhteşem. Şu güzellik. Doğallık. İnanın ki içeceğim, dayanamayacağım. Suyumu da içeceğim. Harika. Muhteşem. Muhteşem bir doğa yürüyüşündeyiz. Rıza abim. Bartın 27'si abi. Gemlik Güvenli Köyü'ndeyiz.
Yeni keşiflere yol açtık. Şimdi Sürüklü Göl'e doğru. Sazlı Göl abi. Sazlı Göl'e doğru. Diğer adıyla Çulu Gölü. Çulu Gölü diye gidiyoruz. İşte Ali hocam, Ali Uysal hocam. 6 kilometrelik bir yürüyüş parkuruyla beraber. Düşünecek hocam. Rehberimiz Kadir. Eyvallah. Teşekkürler. Gidiyoruz şimdi. Zeki abim. Daha bizim işimiz ya. 27 Mart. Özellikle de bu akşam Berat Kandili. Evet, herkese bu akşam. Berat Kandili'nde tebrik eder. Tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ederiz. Güzel bir Allah yürüyüş razı olacak. Ortam güzel zaten. Kadir abi varsa zaten. Evet, buradan yukarı. Yan tarafta ceviz ekti ama çıkmasını bekledi. Takip etmedik ama bak nokta koymadık. Hani çıktı mı çıkmadı mı? Güzel gün olacak herkese. Berat Kandili'nin harikasında. Manzara süper. İyi, güzel günler. Teşekkürler Zeki abim. Bir tarafımızda Gemlik Körfezi, bir tarafımızda Orhan Gazi İznik Havzası. Şu an gördüğünüz kadarıyla tam Hakimtepe. Sağ tarafımızda İznik Gölü, sol tarafımızda Gemlik Körfez, Marmara Denizi. Efendim abi? Abi şöyle ne kadar açı da alabilir bilmiyorum. Şu şekilde açı alabiliyor. Biraz sis olduğu için net çıkmıyor. Orhan Gazi Yaşam ve Doğa Grubu olarak bu hafta yeni yerleri keşfetmek için yollara düştük. Mart'ın 27'si muhteşem bir kar. Rıza abi, Sazlı Göl diğer ismi Çulu Gölü. Yeni bir keşif, yeni bir şelale, yeni bir doğal güzellik. Ekip arkadaşlar geliyorlar. Hocam doğru cevap verdik. Pet bardak. Daha arabada unuttuğu için öyle değil mi? Unutmuştuk. Kadir şimdi hocam, ben temkinli olduğum için. Yani paha biçilmez bir değeri var şu anda. Evet. Arkadaşlar bir karton bardağın tanesi 10 lira. Var mı açık arttırma? Ama biz 4 kişiyiz. Sen teksin bak. O ne? Seni şuradan yuvarlarız. Tamam. Ben yerim aşağı istersen. Çantayı alalım. Bak bir de ben kuru odun aldım ha. Bak, şu duruşa bak. Kuru odun bile aldım. Kuru odun ince ince evet, yakmak için. Tut. Ormana geliyorsun odun alıyorsun. Ya böyle bir tedarik olamaz. Ya. Bak Ali hocanın organize ettiği şeyde bak güneş, şelale, kar,
Bizlerle doluyuz. Abi biraz sonra karda boğulacağız. Ali Hoca diyor ki şimdi hayır bunu nereden oradayız? Ben burayı düşünmedim. Ben bu kadar Yürü. Düşman olacağımı tahmin etmiyorum. Kar yoktu gibi ama sürprizlerle dolu dediğim gibi. Şunlara yolu bak ya. İstiyorum. Yolu istiyorum. Orhan Gazi Yaşam ve Doğa Grubu olarak 27 Mart 2021. Şu an bulunduğumuz bölge güvenli. Eski ismiyle Asayiş Bölgesi. Gürle Dağı'nın Bayrektepe tarafına doğru gidiyoruz Gemlik istikametinden. Ekip arkadaşlarımız önde. Biz bu kadar kar olacağını hiç beklemiyorduk. Gerçekten muhteşem bir kar yağmış. Beklemedik şekilde kar kalınlığı 20 santime doğru çıkmaya başladı. 30 olmuş mudur? Evet. Maalesef. Kar kalınlığı. Hop. Tabii. 30 santimi buldu. Devam. Karamız, sobamız, her şeyimiz tam takım. Köfteli Robiçim. Evet. Gerçekten. Köfteli Rom numara. Sobamız da yanıyor doğada. Çayımızı da içeceğiz. Gözde. Her şey. Padişahınsa dağlar bizimdir. Orhan Gazi Yaşam ve Doğa Grubu olarak yine bir hafta sonu 27 Mart karlı bir günde yeni keşifleri yelken açıyoruz. Bizi takip etmezseniz pişman olursunuz.